Son birkaç videomuzda ABC Saat Fabrikası'nı yapılan işin ekonomik boyutu açısından ele almıştık. Sabit giderler, iş gücü birimleri, değişken giderler, toplam maliyet ve farklı iş gücü birimleri için farklı değerlere sahip toplam üretim gibi bazı bilgilerin ışığında iş gücünün marjinal ürününü, marjinal maliyeti, ortalama değişken maliyeti, ortalama sabit maliyeti ve ortalama toplam maliyeti hesaplamıştık. Bu videoda ise yaptığımız bu hesaplamaların ya da hesaplamalara göre oluşan bu eğrilerin maliyet ve verimlilikteki değişikliklere bağlı olarak nasıl değişebileceğini keşfedeceğiz. İsterseniz öncelikle aylık kira giderinin 2000 lira arttığını varsaydığımız bir senaryo ile başlayalım. Üretim ne kadar olursa olsun bu kirayı ödemek zorundayız öyle değil mi? Bu durumda iş gücünün marjinal ürünü, marjinal maliyet, ortalama değişken maliyet, ortalama sabit maliyet ve ortalama toplam maliyet üzerindeki etkisi ne olur dersiniz? Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve üzerine biraz düşünün. Ekranda gördüğünüz hesap çizelgesiyle bu hesabı yapmak son derece kolay olacak. Aylık sabit giderimizi 5000 liradan 7000 liraya çıkarıyorum. Bunu bir de aşağıya sürüklemem lazım ki tüm satırlardaki değerler değişsin. Bir önceki ekrana göre ne değişti? Eğer biraz yakından incelerseniz, iş gücünün marjinal ürününün, marjinal maliyetin, ortalama değişken maliyetin değişmediğini ama ortalama sabit ve toplam maliyetin değiştiğini görebilirsiniz. Bu da gayet mantıklı öyle değil mi? Bu değerlerin formüllerine bir bakalım. İş gücünün marjinal ürünüyle başlayalım. Formülde toplam üretim ve iş gücü biriminin olduğunu görüyoruz. Sabit giderler herhangi bir şekilde formüle dahil olmadığı için iş gücünün marjinal ürününün zaten değişmemesi gerekir. Marjinal maliyette ise durum biraz farklı. Çünkü bu değerin formülünde toplam maliyet var. Bu noktada sabit giderlerin toplam maliyetin bir parçası olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 7 bin liranın yani sabit giderin 13 bin ve 9 bin liranın bir parçası olduğunu unutmayın. Demek istediğim paydadaki 13.000 eksi 9.000 işlemini yaptığınızda toplam maliyetteki değişimi bulmuş oluyoruz. Ve iki toplam maliyetin içindeki 7.000 lira yani sabit giderler birbirini nötrlemiş oluyor. Bu yüzden marjinal maliyetin sabit gidere bağlı olmadığı sonucuna ulaşıyoruz. Aynı durum değişken giderler için de geçerli. Yani değişken giderlerde sabit giderlerden bağımsız bir kalem. Bu yüzden ortalama değişken maliyetin de değişmesini bekleyemeyiz. Ortalama sabit maliyette sabit gidere ve üretime bağlı olduğu için değişir. Ortalama toplam maliyette toplam maliyete bağlıdır. Bu toplam maliyetler arasındaki bir değişim değildir ve sabit giderler toplam maliyete dahildir. Peki, iş gücünün marjinal ürününü, marjinal maliyet, ortalama değişken maliyeti ya da ortalama toplam maliyeti ne değiştirebilir? İş gücü verimliliğinin değişmesi üzerine düşünelim mi? Sihirli bir ekipmanın sürece dahil olduğunu hayal edelim ve bu sihirli ekipmanın tüm çalışanların verimliliğini arttırdığını düşünelim. Bu durumda bir kişi 10 yerine 11 saat üretiyoruz. Bunları da değiştirelim. 2 kişi 25 yerine 27, 3 kişi 45 yerine 47, 4 kişi 58 yerine 59, 5 kişi 66 ve 6 kişi de 72 saat üretiyoruz. İş gücünün marjinal ürününün değiştiğini gördünüz değil mi? İş gücünün marjinal ürünü toplam üretimdeki değişimin iş gücü birimindeki değişimine oranıydı. Verimlilikteki değişim özellikle benim de seçtiğim rakamlara bakarsak az sayıda çalışanla daha fazla, çok sayıda çalışanla daha az olabilir. Verimlilikteki değişim marjinal maliyeti ve ortalama değişken maliyeti de değiştirdi. Neden diyecek olursanız marjinal maliyet toplam maliyetteki değişimin toplam üretimdeki değişime oranıdır. Ve verimlilik değiştiğinde de toplam üretim arttı. Bu arada verimlilikteki artışın çalışanlar üzerinde böylesine bir etkisi olmadığı durumlar da olabilir. Demek istediğim bunun iş gücünün marjinal ürünü ve marjinal maliyeti her zaman değiştirmesini beklememiz doğru olmaz. Ama verimlilikteki değişimler bu ikisini çoğu zaman değiştirecektir. Ortalama Değişken Maliyete bakarsak, bunun da değişken gider ve toplam üretime bağlı olduğunu görebiliriz. Verimlilikteki artış, herhangi bir değişken gider için üretimi arttıracağından, ortalama değişken maliyet de değişecektir. Ortalama Toplam Maliyet ise, verimlilikteki değişimden etkilenen toplam değişken gidere bağlı olduğu için değişecektir. Benzer şekilde, değişken giderlerin artması da söz konusu olabilir. Örneğin fabrika çalışanlarının zam istediklerini düşünelim. Siz de harika bir patron olduğunuz için maaşlarınıza zam yapıyorsunuz ve her birine 2000 lira yerine 2200 lira maaş vermeye başlıyorsunuz. Bu da aylık %10'luk bir artış anlamına gelir. Bunu da aşağı doğru sürükleyeyim. Satırların hepsi değişsin. Değişmesini beklediğiniz değerler değişti, öyle değil mi? İş gücünün marjinal ürünü değişmedi. Çünkü bu giderlere değil de iş gücü birimlerine ve toplam üretime bağlı olan bir değer. Marjinal maliyet her bir çalışanın üretimi değişmemesine rağmen değişti. Çünkü çalışanların maliyeti değişti. Ortalama değişken maliyetler de değişti ki değişken giderlerdeki %10'luk artışla bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Ortalama sabit maliyet etkilenmedi. Çünkü sabit gideri değil, değişken gideri değiştirdik. Ortalama toplam maliyetler tabii ki değişti. Çünkü ortalama değişken maliyet değişti.